attığımız toplarda daha doğru çıkışlar yapsaydık belki buradan farklı bir sonuçla dönebilirdik. Normal bir oyun oldu. Burada kaybedeceğimiz zaman belki çok kaybedeceğimiz bir şey yoktu maçı kaybettiğimizde ama puan ya da 3 puan alsak bize ekstra bir katkısı olabilirdi. Bizim için önemli olan artık Akhisar maçı. Önümüze bakacağız. Kazanan her zaman haklıdır. Kazananı tebrik etmek lazım. Sorusu olan var mı? Hocam hoş geldin. Sabah kesin Fatih Atak. Ya şimdi şöyle baktığınız zaman 4+1 Alex savunma ve öndeki Alex dışında Stefan yani Sesenyon, Marco, Cahilton, Aydın, Peter. Ya İnönü'de herhalde bu kadar ofansif oyuncuyla kimse oynamamıştır. Ama ben oyuncuların bu kadar yaslanacağını bilsem 3 tane defansif orta saha koyardım. Bir de öne çabuk adam koyardım. Yine yaslanırdık. Ben oyuncuların biraz benim onlara güvenimden daha fazla kendilerinin yeteneklerine güvenmeleri lazım. Yani dediğim gibi o oyuncular özellikle Marco, Stefan birbirlerine eşlik edebilselerdi kaptığımız toplarda çıkışlarda top kaptırmasak, bir iki doğru pas yapsak oyun daha da soğuyabilirdi. Ama neticede kolay değil. Karşınızda güçlü bir rakip var. Seyirci avantajı var. Onu da değerlendirdiler. Onların da pozisyonları var. Belki ilk yarı Stefan'ın friki golle sonuçlansa içeri bu şekilde girsek daha farklı bir şey olabilirdi. İkincisi planlarımızda ilk yarıyı böyle bitirirsek Peter'i çıkarıp Cahilton'u önde bırakıp çabuk bir adamı bir orta saha oyuncusu almak vardı ama Cahilton'un arka delisinde sorun olunca dolayısıyla hem Alper'in beklenmedik bir kartı hem Cahilton'un sakatlığı iki tane istemediğimiz değişiklik yapmak zorunda kaldık. Son değişiklik zaten yine Manu ofansif oyuncularımızdan birisiydi. Önümüze bakacağız yani belki klasik oluyor ama maçla ilgili teknik, taktik çok şey konuşabilirsin. Ama ben onu oyuncularımla paylaşmak istiyorum genel hatlarıyla. Dolayısıyla önümüzde 9 tane maç var. Geldiğimizde son sırada olan bir takım vardı 13. haftadan bu tarafa. Uzun bir seri yakalamamıza rağmen hala o cendereden çıkabilmiş değiliz. Dolayısıyla artık rakiplerimiz diyeceğimiz takımlarla oynayacağız. Tekrar bir seri yakalamamız lazım ki bir an önce alt taraftan kurtulalım. Hocam özür dileyerek bir soru daha soruyorum. Kırılmalar ya bununla ilgili dün bir açıklama yaptım. Ondan dolayı tekrarını dile getirebilirim. Aslında çok da beni ilgilendirmiyor. Çok net bir şekilde söylemek lazım ama dün bir kere söylemiş bulunduk. Ben hep söyledim. Bu ligin en iyi kadrosu Beşiktaş ve Başakşehir'de. En derin kadrosu onlarda. Dolayısıyla bu anlamda bir avantajları vardı. Ama hocanın gelişi, özellikle Fatih Hoca'nın gelişi Galatasaray'a bir artı kattı. Bu önemli önemli dokunuşlar yaptı. Dolayısıyla tekrar Galatasaray'ın yarışın içerisinde oldu. Ve sonrasında Fenerbahçe'nin zor maçlarının bittiğini, bir seri yakalayacağını düşünürseniz, Galatasaray'ın hem Beşiktaş hem Başakşehir'le birbirleriyle maçlar olduğunu düşünürseniz, çöpünün altından çok sular akabilir diye düşünüyorum. Ama baktığınız zaman en geniş ve en derin kadro Beşiktaş ve Başakşehir'de. Yani alt tarafında, üst tarafında yarışı sonuna kadar devam eder diye düşünüyorum. Yani hak edenin kazandığı bir lig olsun. Aslında şimdi şöyle Mehmet abi, orada biz sezon yani ikinci yarı geldiğimde 43 puan diye bir açıklama yapmıştım ben. Ama bu dedim ki 3 aşağı olur, 3 yukarı olur, 40-43 gibi bir şey olur diye düşünmüştüm. Ne zaman nereden ne alacağınız, kime ne vereceğiniz belli olmuyor. Alanya maçı hesapta olmayan bir kayıptı. Onu ya bir deplasmanda telafi edeceğiz. Onun dışında yani şu geldiğimiz ilk Osmanlı maçı deplasman... Yani baktığınız zaman aslında Alanya maçı dışında bir kayıp yok. Yani benim hedeflerime göre 41 yani 40 ile 43 arası bir puan yakalarsak rahatlarız diye düşünüyorum. Ama işte bu da iki maçta bir galibiyet gibi bir şeye denk geliyor. Ama rakiplerin de birbirleriyle oynayacakları maçlar var. İki hafta önce Alanya'dan 5 puan öndeydim. Bugün bir puan geriye düştün. Onların da zorlu maçları var ama kimden ne alıp kime ne kaybedeceğim belli olmuyor. Özellikle geçen haftaki oyun bizi üzdü. Belki ilk golü bulsak. İşte o maçlar hep 6 puanlık maçlar. Özellikle geçen hafta berabere kalsam bugün yine Alanyaspor 2 puan gerinde. Oyuncularıma hep hatırlarsınız söylediğim bir laf var. Bir puanların önemi ileride kazanırız maçlarda ortaya çıkıyordu. Yoksa bu maç bizim için kayıp değil. Oyuncuların genel anlamda mücadelesinden memnunum. Şöyle de şunu da göz ardı etmemek lazım. 13. hafta itibariyle Karabük'ten de önce ilk düştü denilen takım Gençler Birliği'ydi. Bugün 23 puanın olsa yenip 26 yapsan belki en mutlu takım sen olacaksın.
Hala altında 25 puanlı Antalya, işte 24 puanlı Osmanlı, 21 puanlı Etolu, Yahuşlu, Konya'nın olduğunu düşünürseniz bir şey kaybetmemiş görünüyoruz. İç sahada oynadığımız maçlarda seyircimizin de desteğiyle, tabii burada yönetim, teknik ekip bir araya gelerek, gerekli her türlü birlikteliği oluşturarak İlhan Cavcav sezonunda bu takımı tabii ligde bırakmamız lazım. Şöyle ki, onu da burada sizin aracınızla ifade edeyim. Geçen sene son 10 yılın en iyi derecesini elde ettik. Kimse tarafından başarılı sayılmadık. 8. olduk. Bu sene geldik sonuncu sıradan aldık. Ligde kalırsanız diyecekler ki ligde kalmak başarı mı? 8. olsanız diyecekler ki İlhan Cavcav sezonunda 8. olunur mu? Ya da bizim yerimize bu dereceyi bugün başka bir elde etseydi, sonunculuktan alıp bugün buraya gelseydi, herhalde tesisteki İlhan Cavcav heykelinin yanına bir de onun heykeline dikerlerdi. O şeyler bitmiyor yani ama önümüzde zorlu periyot var. Çalışarak bunları aşacağız. Başka soru? Maçının. Ya oyuncu saha içerisinde onu düşünmüyordur da. Ama şöyle ki, yani yok ben yenilmez serisini sürdüreyim diye normal oyunu sahaya yansıtamamanın bir anlamı yok yani. Oyuncu saha içerisinde böyle bir şeye konsantre, böyle bir şey aklından bile geçiremez. Ama dediğim gibi bu takımın en az 5-6 tanesi yeni oyunculardan kuruldu. Dolayısıyla sıkıntı yaşayacağımız bir sezon olduğunu ben ta ilk başta söylemiştim. Ta 3. hafta gönderirken söylemiştim. Hatta nitekim ilk 8 hafta, sezonun ilk 8 haftası 8 puan dediğimde bana gülenler, ikinci yarının ilk 8 haftasında 12 puan dediğimde yine gülmüşlerdi. Nitekim ikinci yarının ilk 5 haftası belki 11-12 puan aldık. İlk yarının ilk 8 haftası 7 puan aldı bu takım. Dolayısıyla bu maçı çok kayıp olarak görmüyorum. Bu maçlar bizim tecrübe kazanacağımız, geleceğimiz maçlar. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Bayern Münih'e karşı nasıl oynuyorsa, Real Madrid, Barcelona'ya karşı nasıl oynuyorsa, Anadolu takımı da geliyor onlara karşı. Şöyle oynuyor. Arada büyük bir güç dengesi var. Kimsenin kimseyi kandırmaya ihtiyacı yok. Doğruları söylemek lazım. Ama bugün buradan bir puan alsaydık da Akhisar'ı yenmeseydik, o bir puanın benim için aynı Başakşehir'den aldığım gibi hiçbir anlamı kalmayacaktı. Bizim doğrudan kendi rakiplerimizi yenmemiz lazım. Teşekkür ederiz. Şimdi ben bunları söylediğim zaman tabii saygısız diyorlar. Orada bilerek taç atan oyuncunun önünü bir kesme var. Net bir şekilde görüyorsunuz. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. Dolayısıyla çok da fazla yani ismini zikretmek de istemiyorum. Olur bunlar yani yaşadık, yaşayacağız da. Bunlar her belki de benden sonra başka teknik adamların arasında geçebilecek olaylar. Bu sadece ikimizi ilgilendirir. Camiaları ilgilendirmez. Ne ben? Yani en azından ben kendi adıma söyleyeyim ki ben böyle 100 yıllık çınarlara kalkıp da laf söyleyecek bir insan değilim. Ne Fenerbahçe'ye, ne Beşiktaş'a, ne Galatasaray'a, ne başka bir kulübe. Ama kişiler arasındaki sorunlar camialara yansıtılmamalı. O tamamen kendi aramızdaki sorun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün kendi sahamızda, seyircimiz önünde son haftalarda deplasmanda kaybetmeyen, uzun sürede de ligde son maç hariç 11. maçta kaybeden bir takımla oynadık. İyi niyetle savaşan, mücadele eden bütün oyuncular rakipte varken bizde de aynı şekilde istekli bir oyun vardı. Dirençlerini kırmaya çalıştık. Oyun olarak üstünlüğümüz skor farkına ulaşmadı. Onun dışında tamamen oyuna hakimdik. İlk yarıda iki tane, biri frikitten bir tane normal akıştan bizden kaynaklı hatamız vardı. Onun dışında ikinci yarı zaten o pozisyonu da vermedik. Çok pozisyona girdik. Final paslarında ve gol vuruşlarında eksik kaldığımız için farklı bir skor olmadı. Ama buna rağmen kazanmak güzeldi. Bütün oyunculara tebrik ediyorum. Herkes iyi niyetle çalıştı. Ama kazanmayı bu oyunun karşılığı olarak daha iyi hale getirmek gerekirse tek eksiğimiz oydu. Buyurun. 9 hafta girilirken. O tip şeyleri öncesi ve sonrasına hiç girmedim. Zaten de girmem ama kendimiz adına futbolun, oynadığımız futbolun karşılığını almak, eksik olan tarafı düzeltmek için uğraştık. Bugüne kadar böyle geldik ve maç maç gidiyoruz. Şimdi önümüzde Başakşehir maçı var, ona döneceğiz. Rakiplerin tabii ne yaptığı önemli. Siz de burada paylaştığınızı da söylediğimde geriye bakmak, öne bakmak durumundayız. 2 haftada sıralamada yer değiştik. Ama henüz yine üzerimizde şu anda bir maç eksik olmasına rağmen kazanırsa Galatasaray'ın avantajı var. Dolayısıyla henüz öne geçemedik yani. Onu bir göreceğiz. Öne geçmeyi ve ondan sonra da yarışta önde bitirmeyi düşünüyoruz. Bizim tek hedefimiz o. Bütün bunları da iyi futbolda yapmak istiyoruz. Yürüle. Ya zaten kendi sahamızda genelde hem taraftarımız hem oyuncularımız güzel işleri yapıyorlar. Bugün de bize olağanüstü bir destekleri vardı. Güzel bir sinerji vardı.
Sahada oyuncular da oyun başından itibaren bu sinerjiyi iyi kullanmaya çalıştı. Hatta rakip de bu yüzden direncini daha fazla artırdı. Çünkü futbol taraftarla oynanır. O ambiyansta rakip de ev sahibi de iyi oynamalıydı. Öyle de oldu. Yani mücadele çok fazla vardı. Ama kalite olarak beceriye dönüşecek pozisyonlar olmayınca eksik taraflar kaldı. Bazen panik, bazen telaş, bazen hakikaten çok eksik kaldığımız konular oldu topu kullanmada. Ama bütün taraftara teşekkür ediyorum. Başından itibaren maçtan önce, maç içerisinde ve maç bitince de olağanüstü bir aile havası bize oluşturdular. İnşallah devam eder. Ender Bey. Erginiz, teşekkürler. Burada tabii önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne giren bir takımın veya Avrupa'da oynayan bir takımın önceliği Avrupa olmalı. Bunu daha önce size paylaştım. Sonra lig olmalı. Biz ikisini birden götürürken Bayern Münih maçına kadar hem biz oyuncularda, yönetimde, hatta taraftarda olduğunu düşünüyorum. Önceliğimiz Avrupa'da iyi oyunumuz ve alacağımız sonuçlardı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Ta ki Bayern Münih maçına kadar. Bayern Münih maçında da 10 kişi kalıp yediğimiz golden sonra bütün hayallerimiz suya düştü. Bu yıl için önceliğimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde hedefi düşürdüğümüz bir maç oldu. Dolayısıyla o andan itibaren lig bizim için öncelik. Hatta bu konuda haklı eleştiriler de oldu. Beşiktaş işte lige değil Avrupa'ya motive oluyor diye. Gayet normal zaten. Bunda bir takım dikkat dağıldığı olacaktır. 2-3 kulvarda zaman zaman bu etkileşim olacaktır. Her takım için olabilir. Real Madrid'in de oluyor. Her takım olacaktır. Büyük takımların zaten olur. Dolayısıyla şu andan itibaren ligi düşünüyoruz ama sonuçlar ne olacağını birlikte göreceğiz. Üzgünüz aslında çünkü Bayern Münih maçında hedefimizi böyle kaybetmek Türkiye için de Beşiktaş için de iyi bir şey olmadı. Çünkü en azından kafa kafaya oynayıp devam edebilirdik ama o maçta iş bittiği için tamamen lige döndük. Bütün motivasyon lig için devam ediyor. Tabii taş kilidi benim görevim değil ki kimseyi kullandırmak. Ben taş pozisyonu değil, ben Wagner'in geriye dönmemesini kabul edemiyorum. Yani orada hücumda kaldı, etkisi aldı, geriye onunla uğraşıyordum. Bir başka pozisyonla ilgim yoktu ama ben de başkası bir şey söylüyorsa bu tip şeyleri doğru bir dedikodula atkiler yeterli. Sıkıldım artık yani doğru bir şey değil. Lafları başka yere taşımak doğru değil. Futbol adına bir sorunuz neydi onu sorar mısınız tekrar? Oğuzhan hocam. Oğuzhan da bizim oyuncumuz, Wagner de bizim oyuncumuz. Öteki giren Caner de bizim oyuncumuz. Herkes bu takımın parçası. Beşiktaş büyük bir camia, büyük bir takım. Kendi hedefleri büyük olduğuna göre hocanın hedefi büyük. Büyük olmalı zaten. Zaman zaman iyi oynayan oyuncular, zaman zaman kötü oyuncular olur. Ama burada mühim olan birlikte bunu taşımaktır. Yeteneğini ve karakterini, gücünü sahada kullanıyorsan hepimizin konuşma hakkı olur. Ama eğer bunu eksik kullanırsak hiç konuşacak bir şey kalmaz. Fatih Bey. Analiz ederseniz sevinirim, teşekkür ederim. Şimdi takım olarak bir takımın oyun düzeni olduğu kadar oyuncuların bu düzen içinde ne yapacağı çok önemliydi. Zaman zaman onda değişiklik yaptık yani hem içeri giren, hatta Babel'in de içeri girmesini istedik. Bekleri biraz daha çıkarmak istedik. Zaman zaman oldu ama yeteri kadar olmadı. Bir ara Babel'i santrafor arkasına, Lens'i sola, Talisca'yı sağdan içeri alıp hem şut atar diye düşündük ama dedim ki pozisyon var. Defans aralarına sızmak, kanattan gelen ortada bulunmak, ikiye birle etkili olmak ve şut atmak ağırlıktaydı. Yeteri kadar da bulduk. Daha fazla bulabilirdik. Bu eldeki oyuncuların takım içerisinde ne yapacağı ile ilgili. Yani bütün hocalar söyledi ki biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bunlar bazen sahada gerçekleşebiliyor, bazen olmuyor. Bugün itibariyle bütün oyuncular onu yapmaya çalıştı. Ama bütün dediğim şey pas yüzdesi, topun iyi kullanılması, üst seviyede oyuncular olarak biraz eksik kaldık bu konuda. Yani hem paslarda hem şutlarda, birbirine final pasını verirken yanlışlarda. Bu eksiğin dışında iyidir. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.